Anaya bak anaya, beden 3-5 babaya. Gözlerin ana görsün, kızdırırsan görürsün. Hem iyi gaddidir, hem de gaddar. Bizim anada ne yollar var? Anaya bak anaya, beden 3-5 babaya. Anaya bak anaya, beden 3-5 babaya. Huyu kurusun biraz dayıdır, iyilik etmeye bayılır. Şakaya gelmez ama şakacı da sayılır. Anaya bak anaya, beden 3-5 babaya. Anaya bak anaya, beden 3-5 babaya. Zalimi tepeler, acizi kollar. Zekadan yana şeytanı sollar. Ana bizden yana, helal sana bu yollar. Anaya bak anaya, beden 3-5 babaya. 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 Ana! Avukat Haluk Bey'in işini koy. Kısın şu radyoyu. Kıstım ana, emret. Avukat Haluk Bey'in işini konuşacaktım. Ama bakıyorum hepiniz kendinizi radyoya kaptırmışsınız. Ana, radyoda Nil söylüyor ya, civciv mest oldu tabi. Nil'e baba bayılıyor. Kendini hiç görmedim ama sesine bayılıyorum. Kulüp 43'te okuyormuş. Bir gece hep beraber gideriz, kendini de görürsün. Sahi mi ana? Rolümü çalıyor ya. Yani rolümü çalıyor. Gel yanıma. Bana bak. Duyuyor musun? Müşteri Nil'e tapıyor. 20 gün daha uzayacak bu program. Yoksa karışmam. Sıtkı abi, karışmam falan diye konuşma. Nil yarın gece burada işi bitirmek zorunda. Onu alıp Almanya'ya götüreceğim. Sözleşmem var. O sözleşmeyi alır, senin ağzına sokarım. Ben yediririm adama sözleşmesini ha. Aha, senin işin gücünde tehdit be abi. Otur şuraya. Otur da benim sinirimi oynatma. Sinirimi oynatma, kafamı oynatma. Bu işler artık böyle yürümüyor. Durmadan insanı tehdit ediyorsun. Benimki tehditse seninki de şantaj. Öyle konuşmadık mı? Program tutarsa uzatırız demedik mi? Hayır. Ben sana Almanya turnesinden söz ettim. Sen de bana peki dedin. Yalan mı? Demiş olabilirim. Ama bunu kanıtlayabilir misin? Behçet, Ali, Yarma, gelin lan buraya. Buyur Sıtkı abi, emret.
Bu Nil'in menajeri Burhan'la program tutarsa iş uzar diye konuşmadık mı? Tabii, öyle konuştunuz. Bir durum mu var? Şahitlerimi gördün mü canım? Anlaşıldı Sıtkı abi, mahkemelik olacağız. Çünkü ben 2 gün sonra Nil'i alıp Almanya konserine gidiyorum. Gidemeyeceksin Burhan. Görüşürüz. Beyler. Mahkemelik olacakmışız. Ben kendi mahkememi kendim kurarım. Ve kararı da ben veririm. Bu kararın da temyizi olmaz. Aferin Yarma, iyi bildin. Kararınız nedir Sıtkı Bey? Bu işi Şehmuz'a havale edeceğiz. Biz ufalasaydık menajeri. Başa varken niye elimi yakayım? Siz hesaba itiraz eden müşterileri ufalayın. Bu işi Şehmuz halleder. Arayın bakayım evini çabuk. Çabuk! Efendim, Şehmuz Bey henüz gelmedi. Çok mu önemli? Bir dakika, Leyla Hanım'ı vereyim öyleyse. Adam, ne diyorsun? Üf. Senaryoda bana laf yazmamışlar. Böyle baygınca bakar kalır diye yazıyor. Oh, olsun. Sen kendiliğinden söyle. Telefondan falan arıyorlar de. Konuş hadi. Telefondan arıyorlar falan. Meşhur gazinocu Sıtkı Bey önemli bir şey söyleyecekmiş. Ah, gazinocu Sıtkı Bey mi? Belki bana teklif yapacak. Kaçıl şöyle, kaçıl bakayım. Hı? Ay kaçıl, kaçıl, kaçıl. Alo, Sıtkı Bey. Ay şey, Sıtkı Bey. Ben Leyla, nasılsınız? Assoliste mi ihtiyacınız vardı? Şehmuz'u mu arıyorsunuz? Ama onun sesi güzel değildir ki. Alo? Ha, anladım. Aradığınızı söylerim, güle güle. Hey. Nil'i çalıştırıyor ya. Poz 1500. Nesini beğeniyorlar şu kadının be? Ay sinir. Nil'in her şeyini beğeniyorlar. Sesini, fiziğini. Son kasetiyle yepyeni bir çıkış yaptı. Altın Kadayıf ödülünü aldı. Almanya'dan da büyük istek var. Ama gazinocu Sıtkı su koyu veriyor. Gitmemizi engellemek istiyor. Daha da beteri, beni öldürmesinden korkuyorum ana. Öldüremez, bir şey yapamaz. Engelleriz. Lagaluga yaparsa da kötekleriz. Anlaştık mı? Anlaştık. Nasıl anlaştık? Döviz meselesini konuşmadık daha. Konuşalım ana. Neyse halledelim. Paranın dışında bir şey daha var. Bizim Civciv de benim gibi Nil'e hayran. Bu gece programın son gecesi olduğuna göre faça bir masa yaptır da gazinoya gelip Nil'i izleyelim. Ne demek ana? Şeref verirsin. Bekliyoruz. Sessiz.
Sıtkı Bey ana geldi. Adamlarıyla oturdu, program seyrediyor. İyi eğlenceler ana. Bir emriniz var mıydı? Sağ ol kardeşim. Hayatımızdan memnunuz. Hele bizim civciv çok memnun. Baksana un helvası gibi dağıldı. Burada da buldu beni. Kim buldu anı? Kim olacak Şehmuz? Demek seninki başına gelecekler anlayınca anayı buldu. Burhan onun koruması altına girdiyse iş büyüyecek demektir. Merak etme Sıtkı. Korunmak için o anayı bulduysa sen de babayı buldun. Beni bulduğuna pişman olmayacaksın. İlim menajerini öyle bir korkutacağım ki hemen gelip seninle bir aylık daha mukavele imzalayacak. Durma abi. Sıtkı beni Şehmuz'a havale etti. Beni o temizleyecek. İşte bu yana geliyor. Beni Şehmuz temizleyecek ana. Dur ya. Bu Şehmuz kuru temizleyici mi? Nasıl temizleyecek seni? Biz ne güne duruyoruz? Gelirse gelsin. Heh, geldi işte. Beklenmeyen misafir. Çat burada, çat kapı arkasında. Süpürge. Bildin doğru. Süpürge gibisin ha. Zırt pırt karşıma çıkıyorsun. Senin benden başka işin gücün yok mu? Burada senin için değil. İş için bulunuyorum ana. Kulak sünnetçisi Şehmuz Bey. Eğer Nile ve menajerine bir zararın dokunursa seni pişman ederim. Kalk bakayım ayağa. Nasıl pişman edeceksin, hep de görelim. Resmen masamızdan adam kaçırdı alçak Şehmuz. Ben istesem vururdum onu. Biliyorum ama gazinoda silah çekilmez. Sen son zamanlardaki magandalara bakma. Günahsız insanlar vurulabilir. Her şeyin bir raconu var. Ana, menajeri kaçırdı, Nil'i de biz kaçıralım. Helal sana civciv. Burhan'a karşı elimizde koz olur. Hem de benim gönlüm hoş olur. Geç şöyle. Adamların dışarıda bekliyor. Seni alıp Belgrad ormanlarına doğru bir gezinti mi yapalım? Yoksa Sıtkı Bey'in istediği mukaveleyi imzalar mısın? Çok çok teşekkür ederim. Ah Nil Hanım, sizi nasıl seviyoruz. Hani böyle vallahi çok şey yani. Bir kere öpebilir miyim? Gayet tabii. Burhan'ı kaçırdılar, hemen kulise gel, seni bekliyorum. Çok mersi Nil Hanım, hayırlı muvaffak gezler. Sevgili dinleyicilerim, programımızın ikinci bölümüne geldik. Şu anda ben sizi çok değerli orkestra arkadaşlarımla kısa bir süre için baş başa bırakıyorum. Teşekkür ederim. Dedikleriniz doğru mu? Burhan'ı kim kaçırdı? Niye kaçırdı? Nereye kaçırdı? Nasıl kaçırdı? Yanıtlayın. Aa, Anadolu liselerinin test sınavına mı girdik be? Oyalanma da benimle gel. Yoksa seni de uf yaparlar. Peki siz kimsiniz? Benim adım Ana. Ana! Ana ya. Hadi canım, bir an önce kaçalım. Arkadaşlar kapıda bekliyorlar. Benim arkadaşım da odamda bekliyor. Arkadaşım mı? E ne yapalım, söyle o da gelsin. Ceylan! Hemen gidiyoruz. Ceylan mı? Evet, eski bir şarkıcı. Geçenlerde sevgilisi Kel Behzat'tan ayrıldı. Morali bozuk diye bana gelmişti. Ben üstümü değişip geliyorum. Selam. Sanırım biz Ana'yla tanışıyorduk. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Sanırım, umarım. Tanışıyoruz, iyiyiz. Bunları boş ver, canlan biraz. Acele buradan başlıyoruz hadi. Ay, daha sakin bir rol yok mu ya? İmzala bakalım şu anlaşmayı. Parayı görünce arkadaşımı etmem biraz ayıp. Yalan mı? Şehmuz Bey, işin aslını bilmiyorsunuz. Neymiş işin aslı? Söyle de öğrenelim. Söylüyorum, Nil'i kaçırdılar. Ananın işi bu.
Buyursunlar bakalım. Kızım sen de hemen çayı hemen hazırla. Hemen ana şimdi. Şöyle buyurun Nil Hanım. Sağ ol canım. Aa, bana canım dedi. Yani adam yerine koymadı oğlum. Bütün bunlara ne sebep vardı hala anlamış değilim. Behzat'tan ayrılmak sana yaramadı galiba. Bir durgunluk gelmiş üstüne. Buyurun oturun. Nil Hanım sen anlat istersen. Bak Ceylan. Son kasetim çok tutunca Sıtkı Bey gazino programımı uzatmak istedi. Ama biz de Almanya'ya gitmek zorundayız. Anlaşma imzaladık. Gidemezsek dünya kadar tazminat ödeyeceğiz. Adam gazinosu çok iş yapınca gidemezsiniz diye tutturdu. Şimdi anladın mı canım? Aa evet. Şimdi anladım. Peki bunların Kel Behzat'la ne ilgisi var? Bunların Kel Behzat'la bir ilgisi yok. Senin Kel Behzat'la ilgin var. Daha doğrusu vardı. Ama ondan ayrılınca sudan çıkmış balığa döndün. Neredesin be Kel Behzat? Hey! Canına yandığımın gazinosunda yok mu Kel Behzat'ı karşılayacak bir adam? Buyursunlar Kel Behzat Bey, hoş geldiniz. Hoş geldin. Hoş geldik de biraz da sarhoş geldik. İki bölüm önce ayrıldığım sevgilim Ceylan'ımın burada olduğuna dair tüyo aldım. Beni Ceylan'ımın yanına götür, bir elliliği cebe indir ha. Behzat abi, ben söylediğiniz hanımı tanımıyorum. İsterseniz müdüriyete sorayım. Nasıl müdüriyet? Emniyet amirliği mi? Yok be abi. Gazino müdüriyetine. Sıtkı Bey, Kel Behzat Bey geldi. Ceryan arıyor. Ne ceryanı be? Burası elektrik idaresi mi? Ceryan değil be, Ceylan. Sen onu tanırsın Şemuz, yengen olur. Bana bak Kel Behzat. Yengem Nil'le beraber az önce yengen oldu. Ne demek bu? Yahut bu ne demek? Bu şu demek. Şarkıcı Nil ve Ceylan'ı ana ile adamları az önce buradan kaçırdılar. Hay ananın oo! Ve adamlarının Allah iyiliğini versin. Ben Nil'in peşindeyim. Sen de Ceylan'ı bulmak istiyorsan ha, takıl bana. Takıldım gitti. Kıpırdama Kel Behzat. Durun bir dakika durun. Bu hafta düşmanla müttefik olarak birlikte çalışıyoruz. Ha. Dünyanın her yerinde bu böyledir çocuklar. Menfaatler birleşirse düşmanlar da birleşir. Ana. Ben şarkıcı Nilci'nin peşindeyim. Kel Behzat da Ceylan'ın peşinde. İyi güzel de benden ne istiyorsunuz? Sana önce anlaşmayı imzalatmak istiyordum. Ama ana Nilci'yi kaçırınca sen de ona karşı kullanacağımız bir koz haline geldin. Geç otur şuraya. İşte pazarlık başlıyor. Alo. Anayı ver bakayım bana. Ana, Nilci'yi kaçırdığını biliyorum. Eğer onu iade etmezsen buranın hayatı tehlikede. Korkma aslanım, biz haydut değiliz. Koftiden öyle söyledim. Buranın hayatı kurtulsun istiyorsan yarın sabah Nilci'yi benim büroya gönderirsin. Ceylan'ı da, Ceylan'ı da. Ha, yanında Ceylan'ı da istiyorum. Yanında bir tarak bir de tükenmez kalem vereyim mi? Bana bak bana, Burhan elinde diye hava atma. Yarın akşam Nil yerine menajerini mi çıkartacak o Sıtkı denen gazino patronu? Benimle anlaşmak zorundasınız. Doğru be. Ne diyor, ne diyor? Şey, ne diyecek? Nilcik gelmezse bu mu şarkı söyleyecek diyor. Ha. Senin sesin güzel mi? Hayır, ama huyum güzel. Ha. Sesi güzel olsa ne yazar be? Millet oraya Nilci'yi dinlemeye geliyor. Nilci'yi yerine bu çekilir mi? Doğru. Tatlıdan sonra turşu yenir mi? Ana ana dinle beni. Yarın değiş tokuş yapalım. Yani sen Nilci'yi ver, ben de sana buranı vereyim. Konser mi? Yarın mı konuşuruz? Ne konseri be gece yarısı? Evet, gece yarısı konseri. Sağ olsun Nil bizi kırmadı, güzel bir konser verecek. Hadi canım meşgul etme, hadi iyi geceler.
Evet, Nil'i dinliyoruz. Civciv, iyi misin? İyiyim ana. Rüyada gibiyim ana. Kesin tıraşı. Evet Nil. Şimdi ben şarkı söylerken seyirci müzik nereden geliyor diyecek, inanmayacak. Onun için kaseti takıp playback yapayım. Al canım. Başlıyorum. Demek ki sabah oldu. Bu da ne? Bu da kim? Ölü mü diri mi? Tanıdık biri mi? Beyefendi kimsiniz? Burası otel mi? Niye bu kadar derin uyuyorsunuz? Ay bir de burada var. Ay bu şey. Tel Behzat. Yok yer Behzat. Ay sel Behzat. Ama engel Behzat. Neydi be? Ay hemen gelin çocuklar. Burada kel kafalı biri var ama adını hatırlayamadım. İlaveten biri daha mevcut. Şşş.
Niye hastanelerdeki hemşire resmi gibi yapıyorsun Kung Fu? Çünkü bunlar Şehmuz Baba'nın konukları. Uyandırma. Şşş. Zamanı gelince uyanırlar. Şehmuz abi de içeride uyuyor. Dinlensinler. Bugün harp var, harp. Say mı? Ya. Say mı? Bayıldı ya. Kalk, kalk şöyle ha. Yat, yat bakayım abinin yanına. Yat şöyle uzan ha. Ses çıkarmadan birlikte ayrılırsınız. Hadi vites. Gidelim biz de içeride yatalım biraz. Hadi. Ne var? Şehmuz Bey, sizi uyandırmaya gelebilir miyim? Ne diyorsun kızım sen? Uyandırdın ya işte. Tövbe tövbe. Kızmayın Şehmuz Bey. Herkes uyursa film yatar. Kalkın bir şeyler yapın. Millet sizin uyumanızı mı izleyecek? Ay ne saçma. Haklısın kızım, haklısın. Uyanın lan! Uyandım Şehmuz. Ay, yoksa rüya mıydı? Yok işte, gece gelmemiş. Rüyama gireceğine koynuma girsene hain adam. Böyle ihtiraslı kişilikte ve azgın dişilikte bir kadını bırakıp o ana denen cadalozla sabahladın değil mi? Kara bahtım, kem talihim. Buyurun. Seninle sabahladım ana. Bütün gece rüyamda seni gördüm. Allah hayırlara tebdil etsin. Yalnız ben rüya tabircisi falan değilim. Rüyayı bırak da gerçeği konuşalım. Bugün bana Burhan'ı teslim edersen Nil'i alırsın. Sen şimdi nerede buluşacağımızı söyle. Ben de rüyamda zaten bu işi gördüm. Merak etme. Seninle el ele kırlarda falan dolaşmadık. Romantizm öldü. Her işime çelme takıyorsun. Neyse dinle beni. Bugün saat 2'de değiş tokuş yapalım. Yer olarak da Taksim'de... Sen benle Burhan'ı indireceğim. Beni duyuyor musun? Duyuyorum, duyuyorum. Yırtınma. Teknolojiden habersiz adam. Zerzavatçılar kadar olamadın. Megafonsuz bağırıyor. Beni hep küsümsedin. Artık sana yumuşak davranmayacağım. Ben Burhan'ı indiriyorum. Sen de Nil'i indir. Hadi Burhan buraya doğru gelsin. Nil de iniyor. Yürü. Nil de iniyor Şehmuz Baba. Gördük, gördük. Şehmuzcuğum hayatım, Ceylan ne zaman inecek? Ne zaman inecekmiş? Londra uçağını bekliyor sanki. İner şimdi, telaşlanma. Her şey normal mi sence? Ne gibi? Harika numaraydı. Aslan oğlum, aslan. Artık gazlayabiliriz. Oldu bu iş ispiyoncu. Artık dur, diyelim. Bu Nil'in boyu mu uzadı ya? Bana bakın. Ben şarkıcı Nil'i tanımam. Bu değil mi yoksa? Bu benim Nil'im. Volga'm, Meriç'im, Mississippi'm. Amazon'um, Ceylan bu Ceylan. Gel hayatımın manası. Geldim hayatımın manasızı. Ana kazıkladı bizi. Tutun. Ana kazıkladı bizi. Tutun.
Ana ana. Sana ne yapacağımı biliyorum ben. Biliyorum da yapamıyorum. Dikkat dikkat. Bu haftaki ana filminde oynayan şarkıcı Nil ve menajerini Frankfurt konserine götürecek olan Almanya uçağı az sonra hareket edecektir. Senaryonun buna göre yazılması önemli rica olunur. Buyurun. Anonsu duydunuz, hadi oyalanmayın. Her şeyi sen hallettin ana, sana çok teşekkür ediyoruz. Sen olmasaydın konser yatmıştı ana, sağ ol. Almanya'daki kardeşlerimize içten sevgiler saygılar. Onları çok seviyoruz, bir gün biz de gideceğiz ne, oraya. Ne zaman ana? Şu Şehmuz'dan kurtulamayacağımı anladığım gün. Kurtulacağım kızım, göreceksin. Yeni bir sevgili bulup ondan kurtulacağım. Sahi mi? Adı ne? Sarışın mı, esmer mi? Yorum yok. Herkes görecek. Anadan kurtulacağım artık. Çünkü bu ana... Ah, yaktı beni. Kim bilir ne bozulmuştur düdük makarnası. Aman, her bölümün sonunu beraber bitirmemiz şart mı? Önemli olan mutlu son. Güle güle Nil, mutlu ol. Oradaki kardeşlerimizi de mutlu et.